Merhaba arkadaşlar, yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta dilimlenmiş renkli yüz nasıl yapılır, Photoshop manipülasyon derslerinin bir alt başlığı olan yüz dilimleme efektini hep birlikte uygulamalı olarak hem yapacağız, hem öğreneceğiz, hem de kendimize Photoshop'ta bir şey daha katmış olacağız. Hemen videoya geçiyoruz. Burada bir tane internetten ücretsiz olarak indirebileceğimiz siteler var. Bu sitelerden ücretsiz olarak indiriyoruz bir görselimizi. Bu sizin görseliniz de olabilir. Siz istediğiniz fotoğrafı, istediğiniz çalışmayı, istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Ben buraya dosyamın içine attım. Layer katmanındayken burada background olarak yazıyor. Bunun buradaki kilidini açmak için üzerine iki kere tıklıyoruz ve Enter'a basarak bunun kilidini açmış oluyoruz. Ben genelde de bunun bir tane yedeğini alıyorum. Yedeğini alabilmek için de sağ tıklıyoruz ve buradan duplicate layer dersek bunun bir tane yedeğini almış oluruz. Buna da isim verebiliriz. Burada layer 0 copy diyor. Ben buna portre diyorum. Enter'a basıyorum ve portrem oluştu. Bu da benim yedeğim. Buradaki ismi değiştirebilmek için de iki kere tıklıyorum. Buna da yedek diyorum. Klavyeden Enter'a basarak bunun da ismini değiştirmiş oldum. Gözü kapatıyorum. Portre layer'ına gelmiş olmamız lazım. Bu seçili olması lazım. Daha önceki videolarımızda arkadaki fonu, arka planı silmeyi, dekupa işlemini anlattığım detaylı bir video var. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Ben burada arkası da zaten beyaz olduğu için farklı bir yöntemle dekupa işlemi yapacağım. Hemen buradan sağ tıklıyorum ve Magic Eraser Tool var en altta. Buna tıklıyorum ve buradaki beyaza tıklayınca ve şuradaki beyazlığa da tıklayınca buradaki yerler benim için dekupa işlemi olmuş oldu. Fakat ben şu alt tarafı da dekupa etmek istiyorum. Sadece yüzü almak istiyorum. Onun için de buradan Pen Tool'a geliyorum. Alt ve scroll ilerisine basarak yaklaşıyorum. Buradan başlıyorum. Başlangıç noktam diyorum ki bura olsun. Alta doğru gelince mouse'uma basılı tutuyorum ve böyle bir açı veriyorum. Böyle bir yumuşatıyorum şurayı. Daha sonra buraya geliyorum. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Basılı tutup döndürüyorum. Burada da yine basılı tutup çeneyi alınca orayı bırakmam lazım. Şöyle fena değil. Hatta birazcık daha küçülsem nasıl olur diye bakıyorum. Şöyle güzel. Bu sefer şu alanı da ters yönde bir işlem yapmak istiyorum. Şu alanı da alsın. Daha sonradan burayı alsın. Yüzümüzü tamamlayalım. Buraya geçeceğim. Buraya farklı bir yöntemle denemek istiyorum. Tekrardan şöyle yapıyorum. Geri kalan kısım benim ihtiyacım olmadığı için alt ve geriyle geliyorum. Diyorum ki bura, 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 bura. Bu tarafları en başa gelip de üst üste gelince orada yuvarlak bir işaret çıktı. O çıkınca tıklıyorum başlangıç noktasına, bana bir alan oluşturdu. Bu alanı sağ tıklayıp Max Selection yapmam lazım. Ya da yukarıdan Paths alanına gelip klavyeden kontrole basılıyken mouse'un sol tuşuyla buraya tıklayarak da yine seçim yapabiliriz. Dediğim gibi buradan Max Selection'ı da seçebiliriz seçim yapmadan önce. Tekrardan layer katmanına geliyorum ve diyorum ki ben portredeyken bunu sil. Ve Ctrl C'ye basıyorum. Bu seçim alanından çıkıyorum. Ben burada Shape'e gerek yok. Delete ile sildim seçip. Daha sonra burada bir tırnak işareti kaldı. Portremiz seçiliyken benim bazen kullandığım bir yöntem var. O da Clone Stamp Tool. Clone Stamp Tool'a geliyorum. Buradan size'ını biraz arttıracağım. Yapmak istediğim işlemin. Hardness'ı bu kalabilir. Hardness sol tarafta olursa daha yumuşak seçimler yapıyor. Sağ tarafta olursa daha keskin seçimler yapıyor. Diyor ki sen bana örnek bir yer belirle. Örnek yere göre de ben burayı manipüle edeyim. Buradan geleceğiz. İsterseniz sonradan bir daha seçip burayı bir daha manipüle edebilirsiniz. Eğer isterseniz buradan değiştirebilirsiniz sertliğini, boyutunu. Tekrardan şöyle yapalım. Şimdilik çok dışarı çıktığı için Ctrl C yaptım. Şu alt kısma da bir şeyler yapabiliriz. Şuradaki tonları alıp aşağıya doğru uygulayabiliriz. Daha güzel, daha pürüzsüz bir yüz olsun. Böyle manipüle edebiliriz işlemimizi. Şu alanı biraz daha yumuşatmak istiyorum. Şöyle hafif hafif gelerek. Bence güzel oldu. Geri gelelim. Yüzümüz kaldı bize. Tertemiz olarak dekupa işlemini farklı bir yöntemle yaptık. Videonun başında da anlattığım gibi oradaki kartlardan da daha detaylı dekupa işlemine ulaşabiliriz. Peki biz bu yüzümüzü nasıl dilimleyeceğiz? Ben bunu bir tane
yeni bir Ctrl Shift N ile yeni bir katman atıyorum. Buna diyorum ki referans. Bu benim referans katmanım olacak ve referans katmanının rengi de şimdilik böyle bir renk olabilir. Daha sonra brush'a geliyorum. Brush'ım benim. Burada brush tool'um. Size'ı çok büyümüş. Ben size'ını kısmak istiyorum. Şimdilik bu iyi gibi. Ben nereden bunu kesmek istiyorum? Şu kulağın alt tarafından sağa doğru bir kesmek istiyorum. Daha sonra gözün üstünden de tabii ki bir keseceğiz. Ayrıyetten burun tarafından da böyle dudaklardan da bir kesmemiz lazım ve alt taraftan da kesmemiz lazım. Daha sonra bir çeneden mi yukarıdan mı keselim? Bunu çeneden de keselim. Buradan bir keselim. Dudaklarına bir keselim. 1, 2, 3. Hatta bunu biraz daha yukarı alabiliriz. Onu da şuradan zaten seçip Delete'e basarsak referans değerimizde olduğumuz için tekrardan brush'a geliyorum. Brush'ım benim burada. Şuradan kesmek istiyorum. 1, 2, 3 parça oldu. Gözün üstünden bir kesiyorum. 4. Ve saçın oradan keseceğim 5. 1, 2, 3, 4, 5 seçim yapıp 6 tane de aralığımız olacak. Tekrardan ben Pen Tool'a geliyorum. Bu sefer portrede olmamız lazım. Referansım da üstte olsun ki göreyim bunları. Portredeyken kesme işlemine başlıyorum. Ve diyorum ki buradan gel, tıkladım bir başlangıç noktası. Daha sonra buraya doğru gelirken açı ver. Böyle bir açı yap. Daha sonra buraya doğru gelirken yine bir açı yap. Şu aradaki payı da alalım. Daha sonradan da dışarısı çok önemli değil. Dışarıdan istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Yuvarlak olunca kapatıyorduk. Portreye geldik. Layer New, Layer via Copy diyebiliriz. Bir tane yedeğini almış olduk. Ama bu işlemi yapmadan önce bunu siliyorum şimdilik. Delete Layer diyorum. Yes'e basıyorum. Portre'deyiz. Pet alanındayız. Shape alanındayız. Shape'i seçim yapmamız lazım. Shape'i geldik. Make Selection dedik. Tamam'a bastık. Bu üst tarafı seçim haline getirmiş olduk. Biraz önce seçim yapmadığımız için portreyi birebir olarak kopyaladı. Layer New, Layer via Cut diyoruz. Alttakini kapatıyorum. Üst taraf kaldı. Üst tarafı kapatıyorum. Sadece altı da açabiliriz. Buna isim olarak çift tıklıyorum. Birinci katman diyorum. Daha sonra portreye tekrardan geliyorum ve kesme işlemini buradan devam edeceğim. Buradan başla diyorum. Buraya kadar gel, açı ver. Daha sonra buraya gel, açı ver. En sonda da çıkış işlemini gerçekleştir. Açıyla da çıkabilirsiniz. Dışarıdan geçtiğiniz yerlerin hiçbir önemi yok. Buraya gelince normalde hiçbir işaret yokken o imdicin sağ altında yuvarlak bir işaret çıkıyor. O çıkınca tamama basıyoruz. Bunu sağ tıkla Make Selection yapmayı unutmuyoruz. Tamama bastık. Portre'ye tekrardan geliyoruz. Portre'de Layer New, Layer via Cut diyoruz. Bunu da kesmiş olduk. Buna da ikinci katman yazalım ve bunu da kapatalım. Daha sonra burun tarafından bunu kesmek istiyorduk. Buradan da yine aynı işlemi yapıyoruz. Bastım, açı verdim, yumuşattım oraya, bastım, yumuşattım. Daha sonra da çıkış işlemini gerçekleştirdim. Bu da benim üçüncü katmanım olacak. Sağ tık, Make Selection, Enter'a bastım. Portre'ye geldim. Layer, New, Layer via Cut dedim. Buna da üçüncü katman diyorum. Daha sonra portredeyim. Üçüncü katmanı gözden kapatıyorum. Aşağı doğru biraz daha indim. Buradan bir daha kesmek istemişim. Başladım. Açı verdim. Daha sonra bir açıyla yukarıdan verdim. Çıkış işlemini yaptım. Böyle bir seçim alanı oluşturduk. Ben burada ilk başta bir pet'i de girmiştim. Aynı şekilde burayı buradan pen tool ile seçtikten sonra pet'e gelirsek pet'te o alanı görebiliriz. Klavyeden kontrole basıp mouse'umuzla sol tuşuna bu resme tıkladığımızda bunu da yine seçim alıcı yapabilir. Biraz önce gösterdiğim gibi buradan Make Selection ile yaptığımız işlemi buradan da yapabiliriz. Tekrardan layer katmanında portredeyken Layer New, Layer via Cut diyorum. Bu da benim dördüncü katmanım. Ve bunu da kapatıyorum. Burada iki bir katman daha ayırmışım. Onu da yapalım. Son olarak portreye tıkladım. Başladım, döndürdüm, döndürdüm, geldim, kapattım. Portre'ye geldim. Portre'deyken Layer New
kat yapmamız lazım. Bundan önce yeniden shape'e tıklayıp biraz acele ediyorum, ondan olmuyor sanırım. Make selection diyorum. Tamam'a basıyorum. Bu işlemi de seçtikten sonra portrede layer new, layer veya cut diyorum. Buna da 5. katman diyorum. Bunu kapattım ve portre dediğimize de 6. katman diyoruz. Şimdi benim bu shape'leri delete'le siliyorum. Hiçbir işim yok artık benim bu shape'lerle. Burada da varmış. Şimdi benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 katmanım oldu. Referanslar buradaki hafif gözüken pembe çizgilerde. Bunlara da ihtiyacım yok. Böyle sol taraftan basılı tutarak hepsini birden açabiliriz. Hepsini açtıktan sonra diyorum ki 2 ile 6'yı shift'e basarak seçtim. 2'ye bastım, shift'e bastım. 6. katmanı seçtim. Aşağı doğru getiriyorum. Bu kadarcık pay yeter gibi duruyor. Daha sonra kontrol ile deselek yaptım. 3 ile 6'yı da aşağı indirdim. Daha sonra bunları ayarlayabiliriz. 3. katman deselek aşağı indirdim. Bunu da aşağı indirelim. Ve son bir katmanım kaldı. Bunu da aşağı indiriyorum. 6 ile 1'i shift ile seçiyorum. 6'ya bastım. Shift'e basılı tutarken 1'e bastım. Yukarı doğru getiriyorum. Alt ve mouse'un scroll ile geri geldim. Böyle birazcık ortalayalım. Böyle güzel bir görüntü olsun. Daha sonra bu 6. katmana gelebilmek için mouse'un sağ tuşuyla ilgili katmanda gelince hem ismi de çıkıyor hem direkt oradan da seçebiliriz. 6. katmana geldik. Ben buna bir renk atama işlemi yapmam lazım. Bu sefer pen tool'u seçiyorum fakat yukarıdan bana diyor ki sen bir paint olarak yap bu işlemi, değil shape olarak yap diyeceğiz. Shape'te kalacak. Daha sonra bunu ben gradient olarak yapmak istiyorum. Gradient dedi, renk versin diyorum. Diyorum ki ilk rengim bu olsun. Bunu kopyalayabilirsiniz, rengi tamamen size kalmış. Sonradan da ikinci renge çift tıklıyorum. Biraz önce kopyaladığımız alanı buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum ve biraz daha koyusunu alıyorum ben bunu. Bir orada bir renk efekti olsun diye. Tamam işlemine bastık. Şimdilik açıyı da buradan verebiliriz. Açıyı da buradan döndürüyoruz. Bu böyle bir açı şimdilik kalabilir. Daha sonradan da değiştirebiliyoruz. Pen tool'dayız. Yaklaşıyorum birazcık. Buradan diyorum başla seçim yapmaya. Başladık. Basılı tuttum, döndürdüm. Daha sonra bu tarafa doğru geldim. Geldim. Daha sonradan buraya gelince basılı tutup döndürmemiz gerekiyor. Basılı tutup döndürdüm. Alt tarafa geldim. Buralar önemli değil çünkü layer'ın altında kalacağı için hiçbir sıkıntı olmayacak. Buradan da ikisini seçip kapatıyorum. Bu shape'i bunun altına alıyorum. Ve de diyorum ki benim burada ikinci gradientimin rengi olmamış. Sen buradan gel, ilkini seç. İlkini seç. Bunun renk kodunu al. Ctrl C yap. Tamama bas. İkinciyi seç. Buraya yapıştırıp biraz daha koyusunu al. Tamama basalım. Şimdi oldu sanırım. Birazcık daha açı verelim. Şöyle bir yönlendirme olsun. Hatta ilkini seçelim. Biraz daha sola doğru atayalım. Evet. Birazcık böyle olsun. Şimdi biraz daha fark açıldı. Tamama bastım. Daha sonra açıyı değiştireceğiz bunu. Şöyle bir açı verebiliriz. Şöyle. Şu daha işimi görür. Şuradan deneme yana şuna da gerek yok. Atıyorum aşağı. Evet. Şu haliyle kalabilir. İlk Photoshop'taki görselimiz. Daha sonra alt buna shape 1 değil 6. katman rengi diyelim. İlki böyle olsun. Daha sonradan da 5. katman ile devam edeceğiz. Buradan layer paletinden seçiyorum. Layer paletinden seçtikten sonra buradan pen tool'uma geldim. Tıkladım. Döndürdüm. Yukarı doğru getirdim. Buradan da yukarı doğru geldi. Curve yaptık. Şuraya tıkladık. Açıyı verdik. Alttan nasıl seçtiğimizin şimdilik bir önemi yok. Buraya gelince kapatıyorum. Bunu da alıp aşağı taşıyorum. Buna da diyorum ki 5. katman rengi. Daha sonradan da buradan fil alanına geliyoruz. Buna da farklı bir renk vereceğiz. İki kere tıklıyorum. Buradan renk paletim açılıyor. Buna da mavi tonlarında bir şey vermek istiyorum. Şu fena değil gibi. Tamama basmadan önce burayı kopyalıyorum. Tamama bastım. İki kere tıklıyorum buranın üstüne gelip. Referans rengimi atıyorum. Hepsi tek renk oldu. Ben bunu biraz daha koyutmak istediğim için böyle bir ton yapıyorum.
Tamam'a bastım. Bunun da gölgesi bu şekilde olabilir. Bu tamamen size kalmış. Bu işlemi yaptıktan sonra ben 5'i yaptık. Şu an 4. katmandayız. 4. katmana geliyorum. Buradan bir seçim alanı başlatıyorum. Bastım, döndürdüm. Bastım, döndürdüm. Burada çok açı vermek istemiyorum. O yüzden kontrol alt Z yaptım. Yukarı doğru gelsin. Kontrol alt Z yaptığım için tekrardan en başa geldim. Buradan tekrar başladım. Geldim. Geldim. Aşağı doğru. Şuraya kadar geleceğim tekrardan. Geldikten sonra şu alanı da basıp çevirdim. Aşağıdaki hiçbir önemi yok. Buraya kadar gelip ikisini birleştirdim. Burada bir renk seçim yapmamız lazım. Bu renk, bu da dördüncü katman mı oluyor bizim? Evet, dördüncü katmanın rengi. Buradan dördüncü katman rengi yazıyoruz. Daha sonradan da bunun rengini seçiyoruz. Tıkladık. Burada gradiyenti seçmiştik. Soldan sağa doğru üçüncü. Bunun rengini de böyle biraz daha bu tonlarda bir renk seçebiliriz. Bu renk referans rengimi alıyorum. Bunu onaylıyorum. Tıkladım. Buraya da yapıştırdım. Bunu birazcık koyultuyorum. Böyle aşağı doğru getireceğim. Evet. Şu haliyle fena değil. Tamam'a basıyorum. Yönü de fena değil. Buradaki açı. Açıyla bir daha değiştirmek istemiyorum. Dördüncü katman rengini de yaptık. Şimdi üçüncü katmanın renk çalışmasını yapacağız. Üçüncü katmana geldim. Buradan bir başlangıç seçimi yaptım. Döndürdüm. Üste gitti. Bu tarafa geldi. Daha sonradan da buraya basıp döndürüyorum. Aşağıdan bu işlemi tamamlamaya çalışıyorum. Geri geliyorum. Buna da bir sarı tonlarında bir renk verebiliriz. Yukarıdan fiilin oradan seçim yaptık. İki kere tıkladık. Buradan sarı tonlarında bir renk seçiyorum. Bunun kodunu alıyorum. Tamam'a bastım. İkincisine geldim. Buraya yapıştırdım. Daha koyu bir sarı yapmak istiyorum. Tamam'a bastım. Bunun açısı da şöyle bir açı olsun. Değerleriyle aynı olsun diye böyle bir işlem yapıyorum. Bunun ismine de 3. katman rengi yazıyoruz. Daha sonra son az bir katmanımız kaldı. Bunun da alt tarafına bu işlemi gerçekleştireceğiz. Buradan da yeniden Pen Tool'a gelmemiz gerekiyor. Pen Tool'a geldik. Köşeden seçim yapmaya başlıyoruz. Bastım, döndürdüm. Yukarı kadar geldim. Daha sonra buraya geldim. Buraya gelip aşağıdan bu işlemi tamamladık. Buna da isim olarak en son 3'ü vermişiz. Buna da ikinci katman rengi yazıyoruz. Renk paletimizden hangi rengi seçelim bu sefer? Hemen bakalım. İki kere tıkladım. Açıldı renk paletim. Yeşil seçmemiştik. Yeşil olabilir. Yeşili seçiyorum. Kopyaladım. Tamam'a bastım. Buradan da yeşilin koyusunu seçeceğim. Tamam. Açısı da fena değil. Güzel. Ve bu işlemi tamamladıktan sonra son bir tane katmanım kalıyor. Bu katmanı da alttan yapmamıza gerek yok. Bu katmanda böyle kalabilir. Tekrardan bu işlemi yapmamıza gerek yok. Bu işlemi yaptıktan sonra hem böyle ton geçişleri oldu, hem birbirlerinde renk farkı oldu birbirleri arasında. En alta da bir layer açmak istiyorum. Ctrl Shift N diyorum. Bir tane layer açtık. Buna da bir DX ile bu alanı değiştirebiliyoruz. Burası X'e bastım. Yukarıda siyah kalsın. Brush seçmem gerekiyor. Brush'a geldim. Boyutu fena değil ama birazcık daha büyütmek istiyorum. Böyle bir şey olsun. Hatta daha da büyütebilirmişiz brush'ı. Şimdilik böyle bir brush yapalım buraya. Bu brush'ı yaptıktan sonra Ctrl T ile Transform tool'umuz var. Bununla ilgili detaylı bir videoda çekmiştim. Onu da kartlardan ulaşabilirsiniz. Transform tool'a Ctrl T ile giriş yaptıktan sonra böyle sağa sola büyütebilir, böyle birazcık kısabiliriz. Bu da bunun gölgesi gibi olsun. Hatta bir tane daha Ctrl Shift N yapalım. Bu da bizim arka planımız olsun. Bunu en alta atıyoruz. Burasını D ile siyah beyaz yapmıştık. Eğer siz de olmasınıysa tekrardan D'ye basabilirsiniz. X'e basarak da arasındaki renkler değişiyor. Alt backspace ile buna da bir renk atadık. Bu renk de en altta olduğu için buradaki çalışmamız da bu tonlarda bir renk çalışması olmuş oldu. Yani siz isterseniz örnek veriyorum. İkinci katmanı seçtiniz. İkinci katmanın rengini de bunun altına atalım.
İkinci katmanı seçip böyle birazcık sola çevirebilirsiniz. Üçüncü katmanın rengini seçip birazcık sağa yapabilirsiniz. Dördüncü katmanları da sola taşıyabilirsiniz. Bu sabit kalıp. Altıncı katman. Ondan sonra layer 1 bizim gölgemizdi. Altıncı katmanın rengiyle beraber hepsini seçip bunu da sola ya da sağa taşıyabilirsiniz. Hafif bir sola taşıyacağım. Böyle slice, dilimleme, renk geçişleriyle birlikte yüz efekti nasıl yapılır? Kafa dilimleme manipülasyonu veya farklı bir deyişle dilimlenmiş yüz manipülasyonu nasıl yapılır? Bunu hep birlikte görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, eğer abone değilseniz de zilleri açmayı, videoyu arkadaşlarınıza önermeyi, yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi ve son olarak da bizi takip etmeyi unutmayın.